Evet arkadaşlar, bir bileme sonrası videosuyla daha karşınızdayım. Bugün misafirimiz klasik bir çakı, Rock Rider mıydı, Rock Rider mıydı? Nasıl okunuyor tam olarak ben de bilmiyorum. Şöyle yakından size göstermeye çalışacağım. Ellerim pis, kusura bakmayın. Şimdi bitti bileme işlemi. Rock Rider. Şurada bir atnalı gibi bir şey var. Orada da marka yazıyor zaten. Bu arada şöyle ağzı da size hafif yakından göstermiş olayım. Evet. Çelik 420A videonun başında göstermiştim. Çok da beğendiğim bir çelik türü değil zaten. 440 grubuna, 420 grubuna Paul Boss imzasını atmadan yani kullanılabilir hale gelmiyor bence. Bana göre. Tamamen benim düşüncem. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu nambula bir eğiklik var. Hatta eğiklik değil de şöyle. Hani bir dalga var resmen. Görüyorsunuz herhalde. Ya bunu elimden geldiği kadar şu uç kısmına yansıtmamaya çalıştım ama tabii benim elimde olan bir durum değil. Şöyle göstereyim. Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Kesime gelince şöyle yapayım. Bir de Oğuz abinin hep denediği gibi şöyle yapacağım. Kesimi daha düzgün görürsün hep derdi. Diyor. Yani şöyle bak. Kesmiş ama burada bir kopukluk var. Bir daha deneyelim. Evet. Yani. Bu çelikten de ancak bu kadar. Bu işin %60 %70'i bence tamamen ısıt işlemle alakalı bir şey. 420-440 grubuna da Paul Boss dışında kimse de ısıt işlem yapamıyor. Ben şahsım adına görmedim. Bir sürü firmanın 440-420 çeliklerini inceleme şansım oldu. Kullanma demeyeyim de inceleme şansım oldu ama yok ya, Paul Boss dışında gerisi yalan. Şöyle ağzı tekrardan size göstereyim ve de fazla uzatmadan olayı kapatalım. Cem Bey şimdiden hayırlı olsun. Şöyle. Her taraf aynı arkadaş yani. Nasıl göstereceğimi şaşırdım. Evet. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle.